işlem bitene kadar işlem aşağı yukarı ne kadar sürüyor, ne kadar zamanlarını alıyor? Aslında hastamızın gelmesine itibaren anlatayım. Hastamız geldiğinde önce yapılacak olan işlem kendisine anlatılıyor. Hastalığı hakkında bilgi ediniliyor. Daha önce yaptırmış olduğu herhangi bir tetkik varsa veya önceki PET-CT'leri varsa onlar temin ediliyor. Çünkü bunlar değerlendirme sırasında karşılaştırma yapmak için oldukça önemli bizim için. Arkasından hastamız odasına alınıyor. Odasında kan şekeri ölçülüyor. Kan şekerinin uygunluğu değerlendiriliyor. Eğer kapalı alan korkusu varsa yatıştırıcı ilaçlar verilebiliyor hastaya veya ona uygun düzenlemeler yapılabiliyor. Arkasından damar yolu açılıyor hastamızın. Damar yoluyla radyoaktif madde enjeksiyonu yapıldıktan sonra özellikle ilk yarım saat hiç hareket etmemesi, konuşmaması, rahatça dinlenmesi için tembihleniyor ve odada yalnız bırakılıyor. Yarım saat dolduktan sonra hastamız tuvalete gidebiliyor. Ama tuvalete gittikten sonra tekrar odasına geri dönmesini rica ediyoruz. Ve genellikle PET-CT dinlenme odalarının yakınında bulunan radyoaktif tuvaleti kullanmalarını istiyoruz. Çünkü ilk yarım saatte özellikle idrarla beraber yoğun bir radyoaktif madde atılımı oluyor bedenden. Beden kullanmadığı fazla radyoaktif madde idrar yoluyla atıyor. Bolca su içmeyi teşvik etmemizin sebebi de bu. Ve bu radyoaktif maddenin uygun tankları olan uygun radyoaktif tuvaletlerde dispoze edilmesi gerekiyor. Bu yüzden bölüm içerisinde bulunan radyoaktif tuvaleti kullandıktan sonra odalarına dönmelerini istiyoruz. Hastanın yaklaşık 45 ila 60. dakikası dolduktan sonra üzerini değişmesini rica ediyoruz. Hastamıza önlük giydiriyoruz. Üzerinde herhangi bir metal eşya kalmıyor. Bu bizim görüntümüzü etkilediğinden dolayı değil, hastanın rahatça yatmasını istediğimiz için. Görüntü cihazı alındıktan sonra yaklaşık 12 ila 18 dakika arasında bir görüntüleme işlemi var. Görüntüleme işlemi genelde tepeden başlar, üst bacaklara kadar gider. Eğer hastanın hastalığını alt bacaklarda veya diğer vücut kesimlerinde, kollarda olması durumunda ek görüntüler elde edilebilir. Bu ilk çekim sırasında, görüntüleme sırasında hastanın hareket etmemesi, rahat bir şekilde sakin nefes alarak dinlenmesi ve istenir. Çok derin nefes almak bizim görüntümüzü etkiler çünkü diyafram hareketlerini durduramıyoruz. Mümkün olduğunca rahat ve sakin nefes almasını istiyoruz hastamızdan. Nefes tutturarak yapmak mümkün değil. 12 dakika, 18 dakika nefes tutmak mümkün değil çünkü. Ama sakin bir şekilde hareket etmeden dinlenmesini istiyoruz hastamızın görüntü sırasında. Ek görüntülere gerek olursa hastamızı bazen kaldırıp bir şeyler yedirip tekrar yatırabiliyoruz. Çünkü uzun süreli açlıktan sonra kan şekerleri düşebiliyor. Veya hemen arkasından, eğer hasta için uygunsa hemen arkasından da alabiliyoruz. Hastalığına yönelik hekiminin istediği ek bir görüntüleme tarzı varsa onları da gerçekleştirebiliyoruz. Hastanın kuruma gelmesinden, randevusuna gelmesinden itibaren çıkış süresi yaklaşık 1,5 en fazla 2 saati buluyor. Yüreğimde bak yüreğim, hiçbir zaman eksilmez.